Sonluk coşkusu yönetim istifa seslerine dönüştü. Sarı lacivertli taraftarlar öfkeyle stadı ateşe verdi. Yakarız dünyayı şampiyonluk gelince dediler, şampiyonluk gidince Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadını yaktılar. Kadıköy'de dün akşam uzun yıllar unutulamayacak bir futbol dramı yaşandı. Maç öncesi Kadıköy'de büyük coşku vardı. Taraftarlar Şükrü Saraçoğlu stadını sarı laciverte boyadı. Trabzonspor'dan alınacak 3 puan 18. şampiyonluk demekti. Fenerbahçe tribünlerinde maçın sloganı "Yakarız dünyayı şampiyonluk gelinceydi." Taraftarlar takımına inanıyordu. Maç bu inançla başladı. Beklenen golde Guiza'nın ayağından 14. dakikada geldi. Slogan gol sonrasında gerçek oluyordu. Kale arkasındaki tribünde yangın çıktı. Tribünler sevince boğuldu. Şampiyonluk şarkıları söylenirken 23. dakikada Trabzonspor Burak Yılmaz'ın ayağından beraberliği sağladı. Sıkıntılı anlar yeniden golle başladı. Ard arda kaçan goller tribünlerdeki sarı lacivertli taraftarlara saç baş yoldurdu. Zaman su gibi attı. Uzatma anlar oynanırken skandala yol açan anons yankılandı Kadıköy'de. Oysa o anons yapılmasa Fenerbahçeli futbolcular rehavete kavuşmayacak, ablukaya aldıkları Trabzon kalesine ikinci golü gönderebileceklerdi belki de. Maç bitiyor! Maç bitiyor! Fenerbahçeliler seviniyor! Sevgili seyirciler, Fenerbahçeliler seviniyor! Bursa'dan net bir bilgi almaya çalışıyoruz ama Fenerbahçe şampiyon gibi seviniyor! Evet, net bilgi Bursa'nın 2-1 kazandığı yönünde ama sahanın içi ana baba günü oldu sevgili izleyiciler. Sonuçta taraftar sahaya indi. Saraçoğlu çimleri insanla doldu. Zaten stadın yakılmasına varan olaylar da bu geçici coşkunun hüsrana dönüşmesiyle patlayacaktı. Ve Kadıköy'ü yıkan ikinci anons yapıldı. Sevinç bir anda şoka dönüştü. Arkadaşlar bitmiyormuş. Bursa bitmiyor. Boşaltın sahayı arkadaşlar. Bursa yanlış mı yapmış? Boşaltın. Nasıl Bursa şampiyon ya? Uğran! Ne diyor ya? Yok be kardeşim, adam söylüyor. Anons yaptı abi adam. Maçın hakem dörtlüsü ve az sayıdaki Trabzon taraftarı kutlamalar sırasında stadı terk etti. Bu da olayların boyutunun büyümesinin önüne geçti. Yaşanan şok kameraya böyle yansıdı. Gerçek anlaşılıp Bursa şampiyon anonsu yapılınca sevinç yerini öfkeye bıraktı. Çılgına dönen fanatikler stadın koltuklarını kırdı, tribünleri ateşe verdi. Tribünleri sakinleştirmek mümkün olmadı. Şampiyonluk gelince dünyayı yakarız diyen sarı lacivertliler kaçan şampiyonluğun acısını staddan çıkardı.
Bu sırada kale arkası ve Feneryum tribünlerinin birleştiği nokta hareketlendi. Taraftarlar anonsu yapan kişinin saha içinde değil orada olduğunu sandığı için özel bölmeyi kırıp döktü. İnfial giderek büyüdü. Saraçoğlu farklı noktalardan alev aldı. Fanatikler oturdukları bölümleri ard arda ateşe verdi. Hem kale arkası hem maraton tribünü yanıyordu. İtfaiye araçları saha içine girerek tribünleri saran alevlere müdahale etti. Yükselen alevlerle stat facianın eşiğine geldi. Saha içinde ve tribünde fenalaşan taraftarlara sağlık ekipleri müdahale etti. Şampiyon olduk derken büyük acı yaşayan taraftarların çoğu tribünde çökmüş stadın yanışını üzgün gözlerle izliyordu. İtfaiye sirenleri isyan eden taraftar haykırışlarına ve yönetim istifa seslerine karıştı. Kimi ise olan biteni aldırmadan sahanın ortasında hatıra fotoğrafı çektiriyordu. Saraçoğlu'nda tam bir travma durumu hakim oldu. On itfaiye aracının zorlukla önlediği yangın yüzünden büyük tehlike atlatıldı. Yetkililer maraton tribün C bloktan yayılan yangının plastik tabana ulaşması halinde yangının boyutunun felaket noktasına ulaşabileceğini belirtti. İtfaiye ekipleri alevlerle mücadele ederken güvenlik güçleri saha içindeki taraftarları sahadan çıkarma çabasındaydı. Alevler kontrol altına alındığında maçtan geriye futbol tarihine koca bir leke olarak geçecek görüntüler kaldı.